Hanımlar, beyler, günün ilk yarışmacısıyla masadaki yerlerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekrandaki WhatsApp numarasını kullanabilirsiniz. Oraya seslendiğiniz gibi biz de sizi tutup kolunuzdan yarışmaya dahil edebiliriz. Ay ben numarayı kaçırdım diye sızlananlar varsa diye 0549 743 47 29 numarasını da söyleyeyim de rahatlayalım. Evet, başka galiba bununla ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Tekrar hoş geldiniz Vesile Hanım. Hoş bulduk. Neler merhabalar. Yapıyorsunuz? 16 yıldır diş hekimiyim. Harikulade. Evet. Muayenehane ve klinik işletmeciliği yapıyorum. Evet. 11 yaşında ikiz evlatlarım var. Allah bağışlasın. Bir taraftan onlarla ilgileniyorum. Genelde çok sakin tabiatlı bir insanımdır. Hı hı. Dedim ki hayatıma bir heyecan katayım. Çocukların da yoğun ısrarı üzerine yıllar önce başvurmuştum. Bugüne kısmetmiş. Bugün buradayım. Ay, harika. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür. Peki iş ve çocuklar dışında merak ettiğiniz şeyler oluyor mu? Fiziksel aktiviteye dayalı hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Çok güzel. Kitap okumayı çok seviyorum. Evet. Puzzle yapıyorum. Dediğim gibi genelde sakin neler yapılabiliyorsa onlarla ilgileniyorsunuz. Aynen o şekilde. Çok güzel. Çünkü zaten yeterince iş hayatında da yoğunsun. Evde ikizlerle de çok hareketli ve yoğun bir tempom var. Bunu ederim. Biraz sakinleştirmeye çalışıyorum. Peki Vesile Hanım, kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram evdeyken çok iyi. Aynen. Klasik cümle büyük ihtimalle. Evet. Zaten ikizler de bu durumu farkına varınca o kadar çok ısrar ettiler ki... dedim artık ben gideyim. Aynen, onlar da vakti susunlar. Geldi. Evet. Harika. Peki bir puan hayaliniz var mı? Puan hayalim yok. Üzgün alkış almamaya çalışacağım. Hayır inşallah. Bakalım. Aynen. O zaman ufak ufak başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir kimsenin veya ailenin içinde yaşadığı yer. Hane. Harf alayım. Tamam. B. Aslında ikileme gibi kullanırız bunu. Ev nokta nokta. Bark. Bark doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Hayvanlar aleminden geliyor. Buyursunlar. Kuşlarda ağzın bir uzantısı olan katı ve çıkıntılı organ. Gaga. Gaga doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Bakalım. Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda belli yerlerden gelen para. Ödeme. Değil. Harf alayım. Düşün. Buyurun. Belli zamanlarda gelen para. Yani biz ona ne diyoruz? Nakit. Peşin. Gelen para. Bir gelir. De, gelir doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. Bir sıfat soracağız. Bakalım nasıl soracağız. Konuşma ve yazışmalarda hürmet belirtisi olarak kişi sayın. Adlarının önüne getirilen söz. Sayın doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Arapça kökenli. Buyursunlar. Ev halkının tamamıyla birlikte anlamına gelen maile. Bir sözcük. Maile. Doğru cevap. Yine altı harfli ekonomi terimi soracağız. Buyursunlar soralım. Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri. Bir harf alayım. Tabii. Yumuşak G. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. İ. İniş çıkış seyri. Meyil. Yani o böyle iniş çıkış seyri böyle meyilin karşısı Türkçesi gibi düşünün. Eğimli. Değil. Yani bir harflerin yerinin değişmesi lazım orada. Meyilli. Hayır. Eğimli. Heh, orada bir şeyleri sondakileri değiştirin. Eğilim. Eğilim. Doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Gelsin soru. Kişinin zaman içinde algıları ve etkinlikleriyle kazandığı bilgi ve becerilerin bütünü. Yetenek. Değil. Harf alayım o zaman. Tamam. Tecrübe. Harf alayım. Hani böyle işe alırken
3 yıl tecrübeli demezler de. Deneyim. Deneyim doğru cevap. Vesile Hanım, yarışmanın ortasındayız. 3100 puanımız var. Harika bir puan bu. 1 dakika 54 saniye süremiz var. O bizi biraz zorlayabilir. Bir çıt hızlanmamız gerekiyor galiba ama fena durumda değil sizce? Evet, iyi. Değil mi? Efendim, ikinci 7 harfli aradığımız cevabın sorusu geliyor. Arapça kökenliymiş. Buyursunlar. Verilmiş bir kararın kısa özeti. Harf alayım. Tabii. Hani seçimlerden sonra kazananlara verilir. Mazbata. Değil. Ay, ay, tam tersi. Şeyde, mahkemede şey yaparlar. Ceza alana verirler. Hazırlanır. Hakkınızda hazırlanır. Fezleke. Fezleke. Doğru cevap. 8 harflerle devam ediyoruz. Tek kelimeden oluşan bir sıfat soracağız. Kolay gibi. Bakalım. Genetik geçişle soydan soya aktarılan ırsi. Kalıtım. İyi başladınız. Kalıtsal. Kalıtsal doğru cevap. 8 harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir kelime gelecek. Buyursunlar. Kolluk kuvvetlerinin yasaklı madde yapımı, satışı ve kullanımı ile ilgili önleme ve mücadele birimi. Bir harf alayım. Tabii. K. Narkotik. Narkotik doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşuyor. Spordan geliyor soru bakalım. Voleybol ve tenis gibi sporlarda beraberliği bozmak için oynanan son oyun. Tie break. Değil. Türkçesini merak ediyoruz biz. Vesile Hanım. Karar seti. Evet. Karar seti. Evet. Karar seti doğru cevap. Neden emin olamadın? Kız kardeşim voleybolcu. Evet. Voleybol kelimesini duyar duymaz kendimce bir stres yaptım. Yanlış bir şey dersin. Gizem'den azar işitmemek için. Harikulade. Evet. Hangisi? Tanıdığımız bir Gizem mi? Gizem Örge. Gerçekten evet. Misin? Çok bir buradan selam gönderelim evet. O zaman Gizem Selamlarımızı Örge'ye de. İletiyoruz. Efendim, 9 harfli bir başka kelimemizi soracağız size. Yapı meki almış. Bu da sanki fena değilmiş gibi. Gelsin bakalım. Sakin, durgun olma durumu, sükunet anlamına gelen bir söz. Bir harf alayım. Tabii. Dinginlik. Dinginlik doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. Bir ikileme. Aynı zamanda bir sıfat. Gelsin bakalım soru. Nemli, rutubetli havalar için kullanılan bir sıfat. Ay. Yapış yapış. Yapış yapış doğru cevap. Vesile Hanım, son sorumuz geliyor. Fransızca kökenli. Yine ekonomiden geliyor. Gelsin bakalım. Buyuruz, gelsin soru. Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan birlik. Tek kelime? Tek kelime. Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan birlik. Federasyon? Değil. Bir harf alayım. Tamam. Bulacaksınız zaten. 16 saniye. Bir harf daha alabilirsiniz. Bir harf daha alayım. Koalisyon? Değil. Bir harf daha. Bir harf daha alayım. Kooperatif. Kooperatif doğru cevap. Vesile Hanım, 8600 puan aldınız. Bence gayet iyi bir puan. Emniyetli gittiğiniz için zaten. Yoksa daha yükseğini riske edebilirdiniz gibi görünüyor. Şimdilik birincilik koltuğuna oturacaksınız. Biri 8600.